Bunlar bu verileri nereden alıyorlar bilmiyorum ama inanmıyorum. Gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Bir de iş beğenmemek diye bir şey yok abla. İşler çok zor. Yani uzun yıllardır Kayseri'de yaşıyorum. İşsizlik oranı Aralık'ta daha da çoğaldı. Vallahi çalışana iş vardır. Türkiye Ekim ayı işsizlik oranı açıklandı. Ekim ayı işsizlik oranı diğer aya göre %0,2 azalışla %11,2 olarak gerçekleşti. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına işsizlik oranı ile ilgili sorular sorduk. Bakalım nasıl cevaplar aldık. Hiçbir şeyi gerçekçi bulmuyorum şu dönemde. Tabii ki gerçek değildir diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir şey gösterildiği gibi değil. Gördüğümüz farklı. Gerçekler farklı. Daha doğrusu gördüğümüz değil, gösterilmeye çalışan farklı ama gerçekler bambaşka. Ben kesinlikle hiçbir şekilde inanmıyorum. Peki gençlerin iş bulma konusunda iş beğenmemezlik yaptığını mı düşünüyorsunuz yoksa gerçekten iş bulunamıyor mu? İş beğenmemezlik yaptıklarını düşünmüyorum. Çünkü yani bahsedilen şey şu. Eğitimle alakalı iş bulamıyor insanlar. Yani üniversite okuyorsun. Zor bir şekilde Türkiye şartlarında üniversite okuyorsun fakat gelip daha basit, daha kolay diyeyim bir iş yapman bekleniyor. Ama insanlar tabii ki vasıflı olduğu için vasıflı bir işte çalışmak istiyor. Burada seçicilik yapmak istiyor haklı olarak. Bu da iş beğenmemezlik olarak adlandırılıyor. Bu kesinlikle doğru değil. Türkiye'de iş olanağını yetersiz buluyorsunuz yani. Tabii ki. Her şey yetersiz maalesef. Bunlar bu verileri nereden alıyorlar bilmiyorum ama inanmıyorum. Gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Yani toplumun içine giriyorlar mı, bakıyorlar mı? İşsizlik insanlara bir sorsunlar şu caddeden geçen kaç kişinin işi var, kaç kişi işsiz? Bunları soruyorlar mı acaba? Sadece TÜİK açıklıyor. Ne derece doğru, ne derece yanlış kimse bilmiyor. Sadece doğru mu doğru, o kadar. İşsizlik var evet. Bir de iş beğenmemek diye bir şey yok abla. İşler çok zor. Bunda düşünmüyorlardı. Çok ilgilenmiyorum ama çalışmadığım için her şey çıktı. Gerçekçi buluyorum. Olabilir. Peki iş bulmakta zorlanıyor musunuz be işsiz olarak? Aramıyorum canım. Rahatım şu anda. Hani çalışmıyorum. Bence burada çalışılmaz. Gibi. Yani çok abarttım. Genelde işsizlik oranı düştü diyorsunuz. Doğrudur belki de. Çünkü organize sanayi bölgesinde çalışan arkadaşlarımız var. Çoğu fabrikada işçi alınacak diye yazdığı söyleniyor. Olabilir diyorum. Ben işim gereği o tarafta olmadığım için tam bilgiye sahip değilim ama dediğim gibi oradaki arkadaşlar işçi alınacak diye fabrikaların önünde yazdığı söylüyorlar. Bugün sanayiye dolaştım biraz önce. Sanayinin kapılarında da, orta sanayinin kapılarında da eleman alınacak diye yazılar gördüm. Yani şöyle okul mezunu olan arkadaşlara göre herkes kendi mesleğinde iş bulma oranlarına sahip değiller. Ama genel olarak bence yeterli değil. Gençlerimiz şu an %50-50 diyelim. Çoğu için iş bulmak zor. Çoğusu da zaten kendisi masa başı iş arıyor. İş beğenmiyorlar. Benim işim hafif olsun ama parası fazla olsun düşüncesine giriyorlar. Öyle mi olmuş? Haberim yok. Ben de burada yaşamıyorum o zaman. Yani uzun yıllardır Kayseri'de yaşıyorum. İşsizlik oranı Aralık'ta daha da çoğaldı. Gitgide de çoğalacak zaten. Yani şunu söyleyeyim, asgari ücret 5000'in üzerinde olmazsa mümkün değil. Yaşanmaz hale gelecek ve işsizlik oranı da buna paralel fazlasıyla arttı. Yani insanlar artık ek iş yapıyor. Biz ek işi değil, gerçek işi bulamıyoruz. Hani bilemiyorum şu an itibariyle işsizlik had safhada. Ben İşkur'dan geliyorum. Şu an mümkün değil, kendinize göre bir iş bulmanız mümkün değil. Çok kötü ama tabii pozitif enerji yayalım, evrene güzel söyleyelim, olacak her şey güzel olacak diyelim. Bir milli piyango bilet alalım, bakalım oradan bir şey vurur, belki kendi işimizi açarız. Hani bilemiyorum. İşsizlik gerçekten aldı başını gidiyor. Peki gençler de işsizlik oranını ne düşünüyorsunuz? İş mi beğenmiyorlar yoksa gerçekten iş mi yok gençler için? Yok, iş yani şöyle, vardır mutlaka iş vardır ama kendisine göre yoktur. Yani anlamayacağı bir işte de çalışamaz insan diye biliyorum. Ama bazı kesimlerde bunu yanlış aksediyor. Hani iş şu anda istiyoruz, ver diyoruz ama istediğimiz gibi vermiyorlar. Hani günlük vermeye çalışıyorlar, sigorta vermiyorlar kesinlikle. Asgari ücretin altında verişler başladı. 2000, 1500. Hani böyle komik rakamlarla karşılaşıyoruz. Emin olun bunlarla karşılaşıyoruz. Hani 2800'ü şu anda veren iş yeri yok. Hani iş vardı biz beğenmiyoruz, öyle bir şey yok kesinlikle.
Peki iş olanaklarını yeterli buluyor musunuz? İş olanaklarını kısmen, fazla da yeterli bulamıyorum yani. Valla çalışana iş vardır. Bu benim görüşüm. Ben diyorum ya, 66 yaşında emekli bir öğretmenim. Bugün özel eğitimde de görev yaptım, ilkokulda da. Her türlü öğretmenliği yapıyorum. İnanın ki deseler ki şimdi Erol Burhan, gel sana iş var, her şeyi bırakır giderim. Karıyı da bırakırım, çoluğu da, çocuğu da, torunu da gider çalışırım. Ben çalışmayı severim. Çalışmak istemeyen çok var. Bu insanlara kızıyorum. Çalışana iş var, çalışmayana yok. Peki bu. Gençlerin iş beğenmemezlik yaptığını mı düşünüyorsunuz yoksa iş bulamadığını? Düşünüyorum, düşünüyorum. Ben Melik Gazi Halk Eğitim Merkezi'nde görev yaptım 2 yıl önce. Doğulu bir öğretmen görev yapmış, gelmiş. İnşaatta çalışıyormuş. Demiş ki ya özel eğitim ya, ben burada çalışamam, inşaat burada değil. Bir öğretmen bunu dememeli. Bunlar benim görüşüm, kimseyi ilgilendirmez. İşsizlik neyin azalacak? Sümer'e kapatmayı mı azalacak? Sümer'de 3500 çalışıyordu. 3500 demek 14.000 kişi ekmek yiyor demek. Niye kapattın Sümer'i? Allah işsizlik neyin artar? İşsizlik açmayın mı? İşsizlik azalır. Sen işsizliğini kapatıyorsun, satıyorsun, ondan sonra işsizlik diyorsun, bilmem azaldı diyor. Nasıl azaldı? Nasıl azaldı? Bir tane söylesinler ya. Çıksın bir tane eğlenmenin din kardeşi söylesin, 50% koysun da. İşsizlik azalmış, neden azalmış? İşsizlik başını aldı, yürüdü. Yok, iş yok efendim. Millet yana yana gurbetçi bekliyor. Elemanlarımız vardı 10 tane. Efendime söyleyeyim 5'e 6'ya düşürdük. Yok, gidişat kötü, altın çıktı. Efendime çabut çıktı. Nereye varacağımızı şaşırdık yani, inan. Neden düşürdünüz peki? Valla işsizlik işte, iş yok efendim, kendileri iş yok. Kendileri çıktı yoksa? Kendileri çıkmadı diye biz hani çıkarttık, şöyle çıkarttık. Yavrum işte 6. ayda gelin de tekrar alalım sizi. Efendim kış ayı yok, iş yok yani. Yağ çıktı, markete girilmez hale geldi. İnan beklemedeyken yani, yana yana gurbetçi bekliyor. Allah onların yokluğunu vermesin yani. Peki gençlerin iş beğenmediğini mi düşünüyorsunuz yoksa iş bulamadıklarını mı? Gençler iş beğenmiyor bir. İkincisi, önceden babalarımız bizi bir yere götürdüğümde yavrum işte usta bu çırağın işte eti sizin, kemiği bizimdirdi. Biz de efendime söyleyeyim onlara bakarak uyardık. Düellerdi, bize hiçbir şey demezdik. Şimdi gençlere bir tane höt düsen git ben bırakıp gidiyorum diyor. Bir de iş yok yani, gençlere de iş yok yani. Verdikleri para kurtarmıyor. 300 lira 400 lira para veriyor, az sınıyorlar. Yok yani.